Söylemiyorum gerçekten. Oh, bu telefonum neden benim sessize alınmıyor? Sürekli sözümü kesiyorsun, sürekli sözümü kesiyorsun. Çok ezbere konuşuyorum. Bazen hiç düşünmeden konuşuyorum. Şimdi şu an her şeyi düşüneceğim ve şu an her şeyle ilgili çok doğru şeyler söyleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En baştan alacağım. Merhaba ben Sevde. Bugün Halil Cibran'ın Ermiş adlı kitabını inceleyeceğim. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur çünkü bu kitap gerçekten Türkiye'deki hemen hemen bütün yayın evlerinin bastığı, yine dünya çapında bütün ülkelerde neredeyse çevirisi olan ve çok ünlü bir kitap. Biz bu kitabı kitap kulübünde okuduk ve ilk defa kitap kulübünde neredeyse ciddi bir tartışmaya yol açıyordu. Çünkü kulüp ikiye ayrılmış gibi oldu. Beğenenler ve beğenmeyenler olarak ve ben beğenmeyenlerin başını çekiyordum. Şöyle bir şey söyleyeceğim bu kitabı anlatmak için. Bir kitap düşünün. Söylediği her şey çok doğru. Anlattığı şeyler baya böyle aforizma gibi gidiyor zaten. İşte hayat şöyledir. İyi insan böyle olmalıdır ama her iyinin içinde bir kötü vardır falan gibi ilerliyor bir bakıma ve çok doğru şeyler söylüyor. Çok doğru tespitler mevcut. Hakikaten bir Ermiş var kitapta. Ve o Ermiş'e halktan insanların sorular yöneltmesiyle beraber belli başlı konular üzerine Ermiş'in verdiği demeçler aslında. Kitabın işleyişi bu şekilde. Fakat dediğim gibi kitapta her ne kadar her şeyi doğru söylüyor olsa da, her şey çok hoşunuza gitse de, çok doğru bulsanız da bir şekilde hani o beğeni hissi, ya ben bu kitabı çok sevdim, çok beğendim, okuduğum şeyden çok keyif aldım hissi okuyucuya geçmiyor. Ama şunu da anlıyorum, Halil Cibran'ın zaten bu kitabı yazarken ki amacı ben çok retorik bir şey yazayım, insanlar okusun ve çok keyif alsın, çok edebi bir şey olsun, benzetmeler bir yerden girsin, edebiyat bir yerden çıksın, öyle bir amacı zaten yok. Genel olarak aslında bütün insanlığa bir takım insanlık dersleri vermeyi bence görev olarak belirlemiş ve bunu çok iyi yapıyor. Ben de kitaptan sadece zevk almadığım için, yani okurken çok böyle beni mutlu da etmedi, çok aydınlanmadım da, çünkü dediğim gibi aslında hepimizin içten içe bildiği ya da üzerine konuştuğu şeyleri sunmuş ama bunun bir kitap olarak toplu halde karşımıza çıkması esasen çok güzel bir şey. Mesela ben kitabı çok beğenmediğimi söylüyorum ama bayağı bir yerini işaretlemişim yani, çünkü kitabın içerisinde aklınıza gelebilecek neredeyse her konuyla ilgili bir başlık var. Mesela işte burada diyor ki özgürlük, bir başka yerde evlilik, bir başka yerde işte insan hakları vesaire. Bayağı bir her konuyla ilgili bilgi mevcut. Bir de bendeki yayın evi Destek Edebiyat. İlk defa sanırım bu yayın evinin bir kitabını alıyorum. Fakat önünde Halil Cibran'la ilgili verdikleri bilgiler ve Halil Cibran aslında bir yandan da ressammış ve Rodin'in öğrencisiymiş. Ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü geçen sene ya da evet geçen sene film ekiminde Rodin'in hayatını anlatan bir filme gitmiştik ve o heykeltıraş benim çok ilgimi çekmişti. Yani o zamandan beri Rodin benim için çok önemli bir isim ve Halil Cibran onun öğrencisiymiş. Bayağı da bir bakıma ünlü de bir ressammış ve bu benim elimdeki baskının içerisinde Halil Cibran'ın yaptığı bazı resimler de mevcut. Sanırım bazı yayın evlerinde bu tarz resimlere yer verilmiş fakat hangilerinde var bilmiyorum. Bendeki Destek Edebiyat. Bu resimleri görmek hoşuma gitti. Kitabın en başında normal Halil Cibran'la ilgili işte biyografisi, yaşam öyküsü, dünya görüşü, eserleri vesaire böyle başlıkları ayırarak incelemiş benim elimdeki yayın evi. Onu çok sevdim. Yani kitaba ilk başlarken aslında Halil Cibran'ın hayatını okuduğum kısımda ben daha çok heyecanlanmıştım. Kitabın bir yerinde edebi anlamda Halil Cibran'ın söyleyiş tarzından dolayı beğendiğim bir cümle oldu. O da en başta kitabın ana karakteri Ermiş'in 12 yıldır yaşadığı kentten ayrılacağı zaman duyduğu hissiyatı anlatan bir cümleydi. Geceler ne denli sıcak olursa olsun gidememek donmak demektir. Gitmeliyim çünkü gidememek olduğu yerde taş kesilmek ve uysallaştırılmış bir toprağa çakılıp kalmak demektir diyor ve daha sonrasında yine gitmekle ilgili yaşadığı hissi çok iyi anlatmış. Aslında şu ilk 3-5 sayfada ben kitabı sevecektim. Fakat daha sonra oldukça didaktik, insana sadece hayattaki belli başlı kavramlarla ilgili bilgi vermeyi amaç edinmiş bir yazım tarzı vardı kitabın. Yine diğer işaretlediğim yerlerden bakmak gerekirse çocuk yetiştirmekle ilgili bir kısım vardı ve orada şu şekilde bir cümle kurmuş. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz.
olabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. Bu çok doğru bir bakış açısı gibi geliyor bana. Çünkü çocuklar kendi hayatlarını, kendi karakterlerini aslında evet sizden de biraz örnek alarak ve hayatta kendi yaşadıklarıyla beraber kendileri geliştiriyorlar ve çocukları kendimize benzetmeye çalışmak çok narsistçe ve aslında bu dünyada şu an yaşadığımız böyle özellikle yeni annelerde falan çok gördüğümüz bir şey gibi geliyor bana. Yine çalışmakla ilgili bir kısımda sevgiyle dolu çalışmaktan ve dokuduğunuz kumaşı sanki yalnızca en sevdiğiniz insan giyecekmiş gibi dokumalısınız gibi bazı benzetmeleri vardı. Burada da aslında biz kitap kulübünde biraz böyle ikiye ayrıldık. Ben aslında Halil Cibran'ın söylediği şeye biraz katılıyorum. Çünkü çalışmayı çok seviyorum ve en ince titizliğiyle yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama kulüpteki bazı arkadaşlar çok haklı olarak, gerçekten çok hak veriyorum. Hele bu İstanbul şartlarında. Dediler ki yani biz bütün hayatımızı çalışmaya mı adayacağız? Hani bu kadar da abartmaya gerek yok. İşini iyi yap. Yeter yani. En sevdiğin adam giyecekmiş gibi kumaş dokunmak düzeyinde bir şeye de gerek yok. Bu kadar abartılmasın. Onun dışında yine eğitim öğretimle ilgili bir kısım vardı. Öğretici gerçekten akıllıysa sizleri kendi aklının evine sokmaya değil, kendi aklınızın eşiğine doğru yürütmeye çalışır. Bu benim çok dikkat ettiğim bir şeydi. Aslında ben öğretmenler konusunda hep çok şanslı olmuş bir insandım ama bana kendi ufkumu açtıran öğretmenleri her zaman daha başka sevmiştim. Şöyle de bir durum oluyor aslında. Her ne kadar didaktik ve böyle aforizma aksa da az önce verdiğim örneklerden zaten anlaşılmıştır. Yani size sürekli biraz da hafif şiirsel bir havayla, ki ben o Doğu Edebiyatı'nın çok şiirsel tarzını da açıkçası çok sevmem. Gerçekten biraz daha düz anlatımlardan hoşlanıyorum sanırım. Hem çok düz, yalın hem de biraz böyle işte şey devrik cümlelerle bir anlatım var ve aynı zamanda da size hayattaki doğruları anlatıyor. Şey de hoşuma gitmedi. Mesela dedim ya işte Ermiş 12 yıldır yaşadığı kentten ayrılacak ve tam ayrılacağı esnada oradaki kentteki insanlar diyor ki sen işte Ermiş bir adamsın ve bize bazı bilgiler ver de öyle git. Ondan sonra Ermiş de tamam diyor, duruyor falan. Tek tek insanlar çıkıyor, soru soruyor. Mesela işte bir rahip çıkıyor, diyor ki bana dinle ilgili bir şey söyle falan. Ondan sonra rahipten dolayı dinle ilgili bir şeyler anlatıyor. Sonra bir öğretmen çıkıyor, diyor ki öğretmekle ilgili bir şey söyle. Adam öğretmekle ilgili bir şey anlatıyor. Hani o ilk başta çok böyle gereksiz geldi o cümle bana. Her başlığın başında mesela şu an bir tane okuyayım size. Sonra kentteki yargıçlardan biri öne çıktı ve söz alarak bize suç ve cezadan söz et dedi. Bu hikayeleştirmeye, bu öyküleştirmeye sanki çok gerek yoktu gibi hissettim. Mesela Montaigne'in denemeleri de belli başlı başlıklar üzerinden ilerliyor. Tabii ki o bu kadar aforizma gitmiyor zaten. Daha ziyade Montaigne kendi hissiyatından bahseder orada ama en azından öyküleştirmeye çalışmamış adam ya. Arkadaşlık üzerine diyor, konuşuyor arkadaşlık üzerine, bilmem ne üzerine konuşuyor onun üzerine. Yani bu öyküleştirme çabasını ben sevmedim kitapta. Dediğim gibi kitabım edebi olarak sevmedim. Anlattığı şeyleri çok doğru buldum ama estetik anlamda beğenmedim. Yani daha iyi nasıl anlatabilirdim bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten belki de her insanın okuması gereken ve insanın belli başlı yaşlarda böyle tekrar tekrar okuması gereken eserler olur ya. Yani bu aslında bir yandan da bir klişedir. İşte ben bunu 30 yaşımda bir daha okumalıyım, 40 yaşımda bir daha okumalıyım falan. Bu da öyle. Klişe olduğu için söylemiyorum. Gerçekten tekrar tekrar okunabilecek bir kitap. Ama ben ilk defa Halil Cibran okudum ve bu kitap da beni böyle Halil Cibran'a bayıldım Halil Cibran hep okumalıyım hissi de yaratmadım. Okudum. Yine bir başka arkadaşım önerir bir şey olur. Başka kitaplarını da okurum ama benim tarzım bir kitap değildi. Yine de belki verdiğim örneklerden hoşunuza gittiyse şayet, böyle kitapları beğeniyorsanız mutlaka alın. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.